gündemden düşmeyen sosyete pazarını ben de merak ettim ve sizler için gezdim. Sosyete pazarının görülmeye değer olduğunu yerinde gördüm. Bugün Yeşilköy Çarşamba Pazarı'ndayım. Bir diğer adıyla sosyete pazarı. Gerçekten çok fazla para harcamadan da şık bir şekilde giyinebilirsiniz. Bu pazarda her şey varmış. Gelin hep birlikte gezelim. Biz kadınların takılara olan merakını biliyorsunuz. Ben de çok uzaklardan bu tezgahı gördüm ve koşarak yanına doğru yaklaştım. Alabildiğince küpe var burada. Hepsi çok güzel gerçekten. Tezgahtaki en kıymetli, en pahalı ürün hangisi? Şu küpeyi gösterebiliriz mesela. Bunun taşı firuze olduğu için fiyatı 55 TL. 55 TL. 55 TL bile uygun. Düşününce bir sürü mağazadan çok fazla fiyatlara küpeler alıyoruz. Burada sadece 55 TL. Gerçekten çok değişik küpeler var ve sürekli modeller de geliyormuş. Bir sirkülasyon var. Elimde de gördüğünüz gibi değişik bir model var. Bunun fiyatı ne kadar? 25 TL. 25 TL. Çok ucuza siz de şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Aksesuar dediğimiz gibi bizim için önemli. Aksesuarla kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Her çeşit gözlük var. Kendimi mağazadaymış gibi hissettim. Genelde hangi modeller tercih ediliyor? Şu an trend modeller genelde çerçevesiz modeller. Zaten aradığımız her şey var. Olabilirsiniz. İşler nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. Soğuklar etkilemedi o halde. Biraz. Biraz. Şöyle bakıyorum. Kedi gözlükler de moda biliyorsunuz. Bu ne kadar? 120. Gözlükler ne kadardan başlıyor, ne kadara kadar çıkıyor? 60'tan başlıyor, 150 milyona kadar model var. İndirim yapıyor musunuz? Biraz. Çerçevesiz modeller en çok tercih edilen modellermiş. Renkli var, renksiz, camlı olanlar var. Şöyle. Bu gözlüğün de fiyatı 150 liraymış. Çerçevesiz modeller en çok tercih edilen modeller arasında. Sadece 150 TL. Tayt tezgahına doğru yaklaşıyorum. Biliyorsunuz kış geldi ve taytlar bizim vazgeçilmez kıyafetlerimizden. Hem sıcak tutuyor hem de çok rahat. Burada bir sürü tayt görüyorum. Ayrıca spor taytlar da var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar taytlar? Bu taraf 20 TL, bu taraf 30 TL. Spor taytlar daha pahalı normalde biliyoruz. Biliyorsunuz 4 mevsim şeklinde giyebiliyorsunuz bunları. Mesela bu spor taytları genelde çok pahalıdır biliyorsunuz. Bakalım burada ne kadarmış? 20 TL. Bir sürü model görüyorum. En çok tercih edilenler hangisi? Şunlar var mesela en çok tercih edilenler. Şu şekilde açayım ben size. Şu var. Bunlar var. Hepsi çok güzel. Genelde ama çoğu kişi siyah tercih ettikleri için bu şekilde satışta sunuyoruz. Şu şekilde. Siz buraya gelip sadece 150 TL verip bir sürü alabilirsiniz. Normalde tek bir tayt alacağınıza bence 20 TL'ye bir sürü alın ve çeşit çeşit giyin. Yeşilköy pazarında sadece kıyafet yok, masalarınızı şık bir şekilde tamamlamak için bir sürü takımlar da var burada gördüğünüz gibi tabaklar. Yeni evlenecek kişiler de aslında buradan uygun bir şekilde evlerini tamamlayabilir. Mutfaklarına güzel ve şık tabaklar tercih edebilirler. 1500 TL'den fiyatı başlıyormuş. Tabii yukarı doğru çıkıyor. Bunlar ne diyebilirsiniz? Çünkü uzaktan bakınca abartılı duruyorlar. Fakat hepsi çok güzel. Yaka kolyeymiş adı. Bence sade bir düz renk tişörtünüzü zenginleştirebilirsiniz bu kolyeler sayesinde. Şöyle tutmak istiyorum, göstermek istiyorum. Fiyatı sadece 10 TL'ymiş. Müzik
Gördüğünüz gibi rengarenk bir tezgahtayız. Anne kız kombinleriyle dolu burası. Herhangi bir doğum günü partisi ya da özel bir gün varsa... Organizasyon, doğum günü partileri, bale salonları, anaokulları, kreşler, bu tarz gösterilerde... Tercih ediyor insan. Tercih ediyoruz. Badileri, bale mayosu şu şekilde kombinasyonları, mini olsun, Hello Kitty olsun. Kişi ne isterse ve anne kız bu şekilde... Saçına takıyorum. Aynı, bantı, tokası her şeyi mevcut. Böyle bir kombin ne kadar eteğiyle beraber? Şu şekilde komple 3 kombin, tek tek de alabiliyorsunuz bunu. 3'lü kombinle yapabiliyorsunuz. 90 TL. Pazarda yok. Evleriniz için halı da pazardan alabilirsiniz. Ne istersek var. Ne isterseniz var. Pazar Allah'a çok şükür hareketli. Her ne kadar durum kötü de olsa. İyi yani, şükür Allah. Yatak örtüsü var, nevresim takımı var, dijital halılarımız var. İstersen çift taraflı pamuk halılar var, el dokuma halılarımız var, eşi benzeri olmayan. El dokuma halılarının fiyatı ne kadar? Normalde biliyoruz çok fazla fiyatları. Burada ne kadar? Genel anlamda dolar üzerinden geliyor zaten de ama yine bize fiyatlar makul, hareket olsun diye. 1500 liradan başlıyor. 500 liraya 1000 liraya da el dokuma halısı var. Bizim kendi yöresel halılarımız var ama normal dışarıdan gelen ürünler 1500 lira, 2000 lira arası değişiyor yani. 1500 liradan halılarımız başlıyor. Canım, mesela normal makine halılarımız var. Bak bunlar %100 pamuk, çift taraflı. Aslında bronş tahtalarını kullandığı bir halı. Bunların fiyatları 280 lira. El dokuma olduğu için birazcık pahalı olabiliyor. 3000 liraymış bunun da fiyatı. Ömürlük. Çoluğuna, çocuğuna servet. Hindistan'dan gelen el yapımı çantalarla beraberiz şu an. Hepsi çok güzeller ve 30 TL'den başlıyor, 150'ye kadar çıkıyormuş. Rengarenk. Hindistan'da zaten her şey rengarenk biliyorsunuz. Bunlar çantaları da yansımış durumda. Şöyle göstermek istiyorum bunu da. Soğukların gelmesiyle birlikte bolca mont tezgahlarını görebilirsiniz. Hepsi çok güzel gözüküyor. Evet, bu yurt dışına yaptığımız ihracatlarımızdan halkımıza da sunuyoruz burada. Bu çok güzel gözüküyor. Fiyatı nedir? Bunun fiyatı şu anda 40 lira. Bu şekilde leopar desenli ürünlerimiz de var. Bunlar da 20 liradan alıcı buluyor. 20 liradan başlıyor, 40 liraya kadar çıkabiliyor. Şurada ben beyaz da görüyorum. Siz de şık bir yere giderken böyle... Bu ceketi tercih edebilirsiniz. Parıltıları da var üzerinde. Evet, simli de mevcut. Simli, işlemeli detaylar da var.